Selma Hanım'ın bilgisayarındaki teknik bir arızadan dolayı bağlantı sağlayamadı şu anda. Bir 5 dakika kadar sonra Erkan Bey'in sunumuyla başlayacağız. Çatı üzerindeki montaj sistemleri konusu İzotek firmasının Erkan Bey anlatacak bizi. Öncelikle özür de diliyorum ben sizden bu gecikme için. 10.30 gibi başlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Yeni katılanlar görüyorum. Onlar için tekrarlamış olayım. Teknik bir arızadan dolayı 1.30 gibi başlayabileceğiz ve Erkan Bey'in sunumuyla başlayacağız İzotek firmasından. Çatı üstü montaj sistemleri konusuyla başlamış olacağız biraz sonra.
Şu an bir dakika start video. Ya, öyle mi? Ah süper. Ay çok şükür. Aferin bana. Ay onu. Evet, merhabalar herkese tekrardan. Öncelikle özür diliyoruz. Çok beklettik sizi. Kusura bakmayın. Teknik bir arızadan dolayı bu durumu yaşadık. Şu an Erkan Bey'in sunumuyla başlayabiliriz. Erkan Bey de hazır sanıyorum. Evet, Erkan sesi Bey, evet, sizi duyabiliyoruz. Onur Bey, ben çalışıyor musunuz bilmiyorum ama ben sizi duyamıyorum. Zannedersem duyamayan başka arkadaşlar da var. Beni duyabiliyor musunuz? Yani benden ziyade aslında Erkan Bey'i duyabilmeniz önemli şu anda. Beni duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Erkan Bey, ben sizi duyuyorum. Diğer arkadaşlar duyamıyor mu acaba? Ben de duyuyorum Erkan Bey. Ses geliyor. Ben de duyuyorum. Geliyor. Evet Erkan Bey, sanırım sıkıntı yok. Başlayabiliriz. Buyurun Erkan Bey. Tamam. Ekranımı açayım ben. Onunla birlikte. Ekranımı açabilir misiniz Onur Bey? Tabii ki de. Şu anda ekranınızı paylaşıyor olabilmeniz lazım. Dener evet. Misiniz Erkan Bey? Tamam. Ekranımı herkes görebiliyor mu? Evet, şu anda ekranınızı görebiliyoruz. Yani ben görebiliyorum. O zaman başlıyorum. Öncelikle tüm Güneş dostlarına katılımlarından dolayı şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu korona sürecinde herkesin sosyal mesafesini tutmaya özen gösterdiğini ve ülkemizde bu vakaların azalmasını gönülden tebrik ediyorum açıkçası. Başka ülkelere baktığımız zaman bir örnek teşkil ediyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki güneş enerji sektörüyle ilgili birçok değişken söz konusu oldu. Çok online seminerler düzenlenmeye başladı ve bilgi anlamında hepimiz kendimizi daha çok geliştirme fırsatı bulduk. Gündere'de bu online eğitimi düzenlemesi adına da teşekkür etmek istiyorum. Sunumumda bilgi birikimim yeterli olduğu kadar size
dikkat edilmesi konular hakkında ve genel bilgi aktarım konusunda güneş enerjisi montaj sistemi alanında bilgi aktaracağım. İlk sayfamız 1404 sayfası. Ben bardağı genellikle dolu tarafından değil, önce boş tarafından bakıp sonra dolu tarafına doğru ilerleyen birisiyim. Onun için bu grafiği kendim yaptım görmeniz adına. Montaj sistemin aslında çok karma karışık bir şey olduğunu burada belirtiyoruz. Trapez ve sandviç çatı üzerinde yanlış ve doğruların yapılabildiğini görüyoruz. Çok kısa kendim hakkında bahsedeceğim. Burada çok vakit kaybetmek istemiyorum. Süremiz çok kısıtlı. Erkan Öztürk adım. Yaklaşık 15 yıldır güneş enerji sektöründe fafaaliyet gösteriyorum. 10 yıldır da montaj sistemi alanında faaliyet gösteriyorum. İzotek bir montaj sistemi üreten ve geniş bir mühendis kadrosuna sahip olan bir şirket. Ar-Ge'ye çok önem veren bir şirket. Ve Almanya'da ve Türkiye'de toplam 1.7 gigawattın üzerinde hem saha, hem çatı, hem uygulama alanında faaliyet gösteren bir firma. İzotek'i geçiyorum. Direkt konularımıza girmek istiyorum şu an. Çünkü oldukça çok başlığımız var. Montaj sistemi özellikle çatı alanında çok geniş çaplı bir konu açıkçası. Zeminde biliyorsunuz, herkesin bildiği gibi birkaç montaj sistemiyle birçok uygulama alanında faaliyet gösterebiliyorduk. Ama çatıya tabii geldiğimizde çatıda çok daha fazla engel söz konusu olabiliyor. Engelin haricinde daha önemli konular insani hayat tehlikesi de söz konusu olabiliyor. Bu nedenden dolayı çatı alanına güneş enerji sistemi kurmak istediğimiz zaman arazideki gibi 20 faktör değil, yaklaşık 200 faktör karşımıza çıkıyor ve iyi bir mühendislik şirketi bu 200 faktörü bilip doğru bir oranda değerlendirme yaparak hem ürün tercihini yaparak doğru bir uygulama gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir güneş panelinin çatıdan uçması veya düşmesi çok büyük tehlike arz etmese bile bir insanın hayatı söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı yaptığımız ve yaptığımız işin konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben size şimdi öncelikle bugün işleyeceğimiz konuların başlıklarını özetlemek istiyorum. Birincisi size çatı tiplerini anlatacağım. İkincisi çatı kaplamaları hakkında kısaca bilgi vereceğim. Çatıların dayanımı ve kar yükü hakkında, rüzgar yükü, çatılarda yangın. İşte doğru montaj sistemi seçimi biraz daha karmaşık ve yoğun geçecek kısım olacak. Sona doğru da dikkat edilmesi gereken durumlar ve dizayn önerileriyle sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Sunumumun son dakikalarında da bir soru-cevap kısmına geleceğiz. Orada da aklınıza takılan soruların hepsini bize sorabilirsiniz. Oldukça bilgi birikimimizi aktarabildiğimiz kadar size aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle çatı tipleri. Güneş enerjisi hangi alanlarda faaliyet gösterebiliyor? Bireysel çatılar var bildiğiniz gibi. Eğimli çatılar da burada güneş enerjisi kullanılıyor. Güneş enerjisi kurulabiliyor. Bireysellerde daha çok düz çatı ve eğimli çatı ve eğimli çatılarda daha çok işte kiremit çatı söz konusu olabiliyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi. Endüstriyel çatılarda da tek yönlü düz çatı, trapez çatı, sandviç çatı tipinde ve düz membran çatılar söz konusu olabiliyor. Tabii bu çatı tiplerinin birçoğunun farklı çatı kaplamaları da olabiliyor. Ben size şimdi genel olarak bir özet sayfası açtım. Bir trapez çatı farklı, sandviç çatı farklı, düz çatıdaki montaj sistemi farklı, ondülün çatılardaki montaj sistemleri farklı. Kenet çatılardaki teknik farklı. Shingle çatılarda yine sızdırmazlığı daha çok ön planda tutabilmek için farklı bir sistem kullanabiliyorsunuz. Kiremit çatı. Bir de bunun yanı sıra panel sarma davut panel gibi gizli vidalı sandviç çatılar var. Zemin sistemlerini geçiyorum. Vaktimiz kısıtlı. Bu konulara başlayalım. Kar yükü. Görmüş olduğumuz görseldik. Bir gerçek. Bu herhangi bir Photoshop vesaire değil. Genellikle çatı tipi güneş enerji santrallerinde kar yükü montaj sistemine etkisi daha az oluyor. Daha çok binanın statik yapısına dikkat etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla siz çatınıza bir güneş enerji santrali kurmak istiyorsanız en önce yapmamız gereken konu binamızın bu yükü taşıyıp taşımayacağını teyit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla işin ilk adımı
Yani çağrı mektubuna başvurmadan önce, bu planı yapmadan önce çatımızın güneş enerji santralini taşıyıp taşımadığını test ve check ettirmemiz gerekiyor. Bunların hepsi tamamıyla hesap. Evet, eski ruhsatsız yapılar için güçlendirme gerekli olabiliyor birçok yerde. Bununla şahit oluyoruz. Bu şu an ESL bir çatı örneği. Ama endüstriyel çatıların birçoğu eski yapılar ve bu eski çelik yapılar veya beton yapıların da çatıları güneş enerjisini kaldıramayabiliyor. Çünkü metrekareye ortalama bir güneş paneli koyduğunuz zaman yaklaşık 13 kilo ilave bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Hani burada ufak bir örnek verdik size. 10 kW'lık bir çatıdan yola çıktık şu an. Yaklaşık 770 kilo ilave çatınıza bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Ortalama şu an endüstriyel tesislerde de 1 MW'dan bahsettiğimiz zaman 7 ile 10 ton arası ilave yük binmiş oluyor çatımıza. Dolayısıyla güneş panel uygulamasında oldukça çatınıza az yük bindirecek teknikler ve sistemler tercih etmeniz gerekiyor. Kar yükünü bu anlamda geçiyorum. Yani bina statiğimiz bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Bunu işin başlangıcında incelememiz gerekiyor işe başlayabilmemiz için. Diğer bir konumuz rüzgar. Bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağım. Çünkü binamızın taşıdığını varsayarsak çatıdaki rüzgar yükünün çatıya olan etkisi inanılmaz ve dinamik bir yük olduğundan dolayı nereden ne zaman nasıl çıkacağı belli olmayan bir konu. Bu geçmiş tecrübeme bakarsam yaklaşık 15 yıldır bu güneş enerji sektöründeyim ve birçok yanlış yapılan uygulamada şunu gördük. 5 yıl, 6 yıl herhangi bir durum yaşanmasa bile 5-6 yılın sonrasında bir rüzgarda herhangi bir gevşeklik, villa dayanımın kendisini yitirmesinden dolayı rüzgarın etkisini hangi taraftan da hesabı yapılmadığından dolayı bu yanlış yaşanan durumlar söz konusu olabiliyor. Biz mühendis grubu olarak bu hesapları tamamen Eurocode'a göre yapıyoruz açıkçası. Eurocode biraz daha detaylı bu konuyu ele alıyor ve Eurocode'a göre bu hesap, ülkemizde de bu arada Eurocode kullanılıyor. Yani iki yönetmelik kullanılabiliyor ülkemizde. Bir Eurocode, bir de TS yönetmeliği kullanılabiliyor. Biz TS yönetmeliğinden ziyade hem TS yönetmeliğine bakıyoruz ama ayrı olarak Eurocode'a da bakıyoruz. Neden Eurocode'a bakıyoruz? Çünkü Eurocode'a baktığımız zaman Eurocode şunu diyor. Çatımızın üzerinde çok farklı bölgeler var diyor bize. Eğimli çatılardan bahsediyorum şu an. Düz çatılardan bahsetmiyorum bu arada. Sanayi tipi yine çatılar ve ESL kremit tipi çatı uygulamalarından bahsediyorum. Bu çatı tiplerinde çatı üzerinde çok farklı bölgeler var. Bizim vortex bölgesi olarak belirtmiş olduğumuzun çatının kenar bölgeleri. H ve I bölgeleri örneğin. Bunlar rüzgarın en çok salgın olduğu kısımlar. Ve bu bölgeleri uygulama yaptığınız zaman bu bölgelerdeki uygulamada örnek veriyorum. Siz çatı, şimdi genel olarak şunu görüyoruz. Bir güneş enerji santrali uygulanıyor. Çatıda herhangi bir vortex bölgesinin olmadığı baz alınıyor ve her tarafa aynı vida sayısıyla sabitleniyor. Bu doğru bir uygulama değil. Çünkü hesapların ve yönetmeliğin getirdiği, belirttiği konu vortex bölgesine iki kat daha fazla yük gelebiliyor. Dolayısıyla çatıyı ayarıyoruz ve optimize ediyoruz uygulayacağımız montaj sistemini. Bunu tabii ki siz yapmıyorsunuz. Yani bunu çalıştığınız firma yapması gerekiyor. Siz çalıştığınız firmaya şunu demeniz gerekiyor. Hangi yönetmeliğe göre hesap yapıyorsunuz? Yani, ve bu hesap detaylarını görmek istemeniz gerekiyor. Aksi takdirde ilgili firma herhangi bir alüminyum profili her tarafa aynı vida sayısıyla atacak şekilde size bunu sunacaktır. Tabii işini layıklı yapan Türkiye'de firmalar da var. Onlar size bu hesapla gelecektir. Diyecekler ki vortex bölgesinde işte bir profile iki yerine dört vida atmanız gerekiyor. Aksi takdirde sağlamayabilir. Bunun tabii ki detaylı bir hesabı var. Çok zor da bir hesap değil açıkçası. Bunu size aktarabiliriz bu hesap detaylarını. Tabii daha sonraki aşamada. Mühendis arkadaşlarımız bu hesabı size aktarıp bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Biz çatınız büyükse ve kurulum alanınız mevcutsa H ve I alanlarına uygulama yapmanızı öneriyoruz. Ama tabii ki çatınızda yeterli alan yoksa vortex bölgelerine de uygulama yapılacaksa daha sık bir uygulama orada gerçekleştiriliyor.
Bunun hesabı da B1, B2 ve H bilgileri edindikten sonra hesap çok kolay hesaplanabilecek bilgi. Rüzgar etkisinin bir balanslı düz çatıda örneğini burada göstermeye çalıştım sizde. Kırmızı olanlar çok yüksek bir yük gelen kısımlar ve yeşil olanlar da daha az yük gelen kısımlar. Dolayısıyla çatımıza kuş bakışı baktığımız zaman yeşil alan en az yük alan bir kısım ve kırmızı alan çok yoğun bir yük alan bir kısım. Dolayısıyla aynı değerlendirmemek gerekiyor. Uygulama esnasında da veya statik projesini yaptırdığınız firmaları da bu bilgiyi almanızı öneriyoruz açıkçası. Bir diğer konu çatılarda yangın. Ülkemizde çok şu an görünmemiş, inşallah da görünmez. Ben birkaç vaka duydum açıkçası. Üzüldüm de ülkem adına ve aynı zamanda güneş enerji sektörü adına da çok üzülüyorum böyle durumları gördüğüm zaman. Bunların hepsi bir tecrübe. Bu da tabii ki sadece olaya maddi boyuta bakmamak gerekiyor. Olaya bir de manevi boyuta da bakmak gerekiyor. Biz öyle bakıyoruz açıkçası. Çünkü böyle bir durum yaşandıktan sonra bunun tespiti çok zor. Yani Türkiye'de güneş enerji sektörü daha çok yeni çatıda. Bunu denetleyecek firmalar yeni bu konulara giriş yapıyorlar ve böyle bir yangının nereden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu tespit edebilmek bile çok zor açıkçası. Almanya'dan bir örnek vereyim. 2007 yılında oluşan yangınların 2011 yılında tespit, yani sonuçlandığını biliyorum ben. Tabii ki bu durumlara karşı ne yapmak gerekiyor? Yani neden kaynaklı olabilir bunlar? Tabii yanlış bağlantı, yanlış topraklama, çatı kaplamasına çok yakın montaj sistemi uygulaması veya yanlış bir montaj sistemi uygulaması, montaj sistemin kendi dayanım gücünü bırakması gibi farklı konular söz konusu olabiliyor. Onun için yangın, çatılardaki yangın başlığımızda dikkate almamız gerekiyor. Benim açıkçası son 2 yıldır çok yoğun çalıştığım bir konu düz çatı. O konudan başlamak istiyorum size. Düz çatıda, düz çatılarda neye dikkat etmek gerekiyor? Veya düz çatılarda hangi uygulama yöntemleri var? Kısa bir video göstereceğim size şimdi burada. Bu bir balastlı güneş enerji santrali. Bu durum yaşanmadan önce. Bunun neden kaynaklı olduğunu da tespit edildi. Ve bu durumlarda açıkçası insanların altında olmaması çok büyük bir şans. Bunlar maalesef çok sık görünüyor. Bunların neden göründüğünün sebebi de var açıkçası. Onu da, o konuyu da kısaca gelelim. Şimdi bir düz balastlı montaj sistemi hangi alanda ne için kullanılır onu da bir açıklayalım. Örnek vereyim, düz bir çatınız var sizin. İşte beton veya çatı çakıl kaplı, beton kaplı veya membran kaplı. Düz çatılarda biliyorsunuz en büyük sorun suyun alt kısmı sızması. Dolayısıyla düz çatılarda gerekiyor. Veya deliyorsanız izolasyona çok iyi bakmanız gerekiyor. Dünya genelinde de düz çatılarda aerodinamik balastlı sistemler geliştirildi. Bunların tam gelişme yılı açıkçası 2011-2012 yılından sonra çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü 2011-2012 yılına kadar uygulanan birçok balastlı sistem aerodinamik özelliği olmadığından dolayı az önce görmüş olduğunuz videodaki sorunlarla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla dünyada birçok iyi mühendisler rüzgar tünel testleriyle bunların nasıl hesaplandığını ve bunlara bir hesap yöntemi geliştirdiler. Çünkü herhangi bir yönetmelikte bunların bir hesap formülü yok açıkçası. Dolayısıyla bu aerodinamik sistemler sayesinde de çatınızı delmeden, herhangi bir çatınızda sızdırma sorunu oluşturmadan kenarda görmüş olduğunuz taşları koyarak çatınıza güneş enerjisi uygulayabiliyorsunuz. Tabii bunu uyguladıktan sonra hepsi çatınızda aynı şekilde durmuyor. Yani şu görseli özellikle göstermek istiyorum size. Bunu incelediğimizde neden böyle olduğu çok net. Birincisi, burada kullanılan bildiğimiz üçgen ayaklar kullanılmış. Herhangi bir hesabı yapılamayan bir uygulama yapılmış burada.
Az önce eğimli çatılara bakmıştık. Eğimli çatılarda bizim 5 farklı bölgemiz var. Açıkçası 4 farklı bölgemiz var. Ve bu 4 farklı bölgeyi bir mühendis olarak hesaplayabiliyorsunuz. Ne kadar yük geliyor, ne kadar dayanım var, ne kadar çekme oluşacak. Ama düz çatılarda 7 tane farklı bölge var çatının üzerinde. Ve her bir montaj sisteminin reaksiyonu çok farklı. Yani siz üçgen ayak kullanıp bu üçgen ayağın arkasına rüzgarlık koyarsanız çok farklı. Siz üçgen ayak oluşturup bunu arka rüzgarlıksız kullanırsanız yine rüzgarın etkisi çok farklı. Açının, şimdi buradaki sistemde gördüğünüz zaman açı yaklaşık 20 derece. Biz mesela bu sistemleri sunuyoruz 13 derecede. Çünkü 13 dereceden sonra çok ciddi ağırlıklar söz konusu oluyor. Bu ağırlıklar yüzünden de uygulama hayata geçirilemeyebiliyor. Dolayısıyla ikinci konu burada rüzgarlığımızın olmaması, açının çok fazla olması. Burada sadece bir devrilme tahkiki yapılıp yapılmadığı bile söz konusu. Balastın yetersiz olması. Yani herhangi bir mühendislik yok burada açıkçası. Onu vurgulamak istiyorum. Bu şu sistemlerle şu sistemlerin arasındaki fiyat farkını ortaya koyan bir konu. Çünkü bu sistemi geliştirmek zaten bir yıl alıyor. Yani bunu yapmak çok basit bir konu. 3 tane köşeben profili birbirine bağlayıp bunu uygulayabilirsiniz. Bu sistemin bir rüzgar tünel testi var. Rüzgar tünel testi 3 ay sürüyor. 3 aylık bir süreç. Ürünleri toparlıyorsunuz. Bütün çizimleriyle birlikte ilgili şirkete gönderiyorsunuz ve bir onay almanız gerekiyor. Onayla birlikte bir yazılım da almanız gerekiyor. Tabi bu rüzgar tünel testinde bütün detaylar inceleniyor. Burada tabii ki çok iyi kurumlar var. Çok tecrübeli kurumlar var bunu hesaplayabilen. Bu bir örnek uygulama mesela. Balastlı bir sistem. İstanbul Hatınköy'de çatı herhangi bir delinmeden çatıya bir güneş enerji santrali uygulandı ve çatı delinmedi. Sızdırmak sorunu oluşmadı burada. Örnek olarak göstermek istedim size. Şu görmüş olduğunuz yine düz çatılarda kullanılan doğu batılı bir sistem. Bu doğu batılı sistemi de öneriyoruz açıkçası. Çünkü çatıdaki alan az olduğu durumlarda maksimum çatıdan verim almak istersiniz. Maksimum verim almak istediğinizde çatıya doğu batı yönde de uygulama yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada da double sistemleri var bu şekilde. Bunları da yine yan kapakları, bunlar da yine rüzgar tünel testlerine tabi tutulan sistemler açıkçası. Yani siz bir güneş enerji santrali çatınıza, düz çatınıza kurmak istediğiniz zaman ve buna bir mekanik aksam alıyorsanız mutlaka ve mutlaka rüzgar tünel testini talep etme durumundasınız. Bir rüzgar tünel testi ön raporu bu şekilde. Bu da büyük bir kurumun imzası altında oluyor. Ve siz de yatırımcı olarak şunu düşünebilirsiniz. Tamam, bunun rüzgar tünel testi yapıldı. Ve benim çatıma gelecek olan yükleri işte bu durumda Hochschule Aachen garanti ediyor. Ediyorlar da gerçekten. Her türlü arkasında olan bir kurum. Biz de aynı şekilde. Çünkü rüzgar tünel testi varsa bunun arkasında çok büyük de bir sigorta şirketi vardır. Dolayısıyla siz herhangi bir sorun yaşasanız bile sizin sigortanıza geri dönemediğiniz takdirde ilgili zaten kurumun sigortasına dönebilirsiniz. Onun için rüzgar tünel testi çok önemli bir konu. Bunu düz çatılarda muhakkak dikkate alalım. Bu rüzgar tünel testlerinde birkaç inceleme yapılıyor. Modelleme yapılarak tünel testleri yapılabiliyor. Ve real yönlerinde test yapılabiliyor. Bu da yine doğu batılı sistemin bir örnek kurumu. Yine çatı delinmeden, herhangi bir şey yapmadan çakılların üzerine oturmuş bir sistem. Tercih etmenizi öneririm. Doğru yerlerden temin etmeniz durumunda, rüzgar tünel testi olması durumunda. Bir diğer konu, bu muhtemelen hepinizi çok ilgilendirecek bir konu olduğunu düşündüğüm için hızlı bir şekilde buraya gelmek istedim. Çatı tiplerinde trapez çatı ve sandviç çatı. Yani oldukça ülkemizde inanılmaz fazla sandviç çatı ve trapez çatı var. Özellikle endüstriyel yapılarda çok görüyoruz bunu. Önce trapez ve sandviçin arasındaki farkı görelim. Şimdi trapez dediğimiz zaman soldaki görselde 0.5, 0.6, 0.7'lik bir saç çelik karkasın üzerine uygulanır. Sağ tarafta görmüş olduğunuz görselde bir sandviç çatı görseli bu. Sandviç çatı görselindeki detayı da size aktarayım.
Bir sandviç çatının özelliği 3 katmandan oluşur genelde. Bir üst katman saçtır. 0-5 olarak belirtilir ama hep 0-5 olmadığını biz tecrübe ettik. Arada bir izolasyon malzemesi vardır, ısı izolasyonu. Genellikle poliüretan kullanılır burada. Ve bunun en alt tabakasında da yine bir saç vardır. İnce bir saç, 0-3, 0-2, 0-1. Duruma göre değişiyor. İlgili üreticilerin hepsinin modeli farklı burada. Bunlarla açıkçası çok sık karşılaşıyoruz. Ve buna karşı da çok fazla çözüm geliştirdik ama bu hangi çatı kaplamasında, hangi montaj sistemini kullanmanız gerektiği konu hakkında birçok bilgi edinmeniz gerekiyor. Çünkü görsel son zamanlarda çok dönüyor ortalıkta. Koymak istedim buraya. Birçok şirket konuyu hafife alıyor. Dediğim gibi oradan bir tane güneş panelinin uçması hem güneş enerji sektörü adına ve yatırım yapmak isteyen kişiyi bu konudan caydırabilir. İkincisi yanında arkasında bir insanlar varsa bu daha farklı konuya gidebilir. Onun için yapmış olduğumuz işi gerçekten çok dikkate almamız gerekiyor. Olduğunu düşünüyorum açıkçası. Trapez ve sandviç kaplı çatılarda montaj sistemi. Şimdi burada birçok konuyla birçok konu sizin kafanızı karıştırdığını ben biliyorum. Teklif alıyorsunuz veya ihaleye giriyorsunuz. İhale esnasında X firma diyor ki işte aşıklara ineceksin. Birinci belirtmiş olduğum detayda. İkincisi bir firma geliyor diyor ki yok diyor çatı kaplamasının üst kısmında kullanacaksın diyor. Oradan gireceksin diyor. Bir başka şirket geliyor diyor ki had ve yandan bağlayacaksınız diyor. Yani dolayısıyla burada ciddi oranda bir kafa karışıklığı söz konusu oluyor. Şimdi bu üç uygulama da yapılıyor gerçekten. Ve bu üç uygulama da doğru uygulama. Hepsinin artısı, eksisi var diyebiliriz açıkçası. Şimdi hangisine nasıl uygulama yapacağımızı nasıl belirliyoruz? Burada birçok kriter var. Yani sizin bire mi kullanacaksınız, ikiyi mi kullanacaksınız, üçü mü kullanacaksınız? Bu 12 tane sorunun sonucunda alınan bir karar açıkçası. Veya bu 12 sorunun cevapları bizi yönlendirdiğimiz montaj sistemi doğru seçim. Birinci konumuz çatımız sandviç mi, trapez mi? Çok önemli etkenlerden bir tanesi. Bunu bilmeden zaten yola çıkamayız. Çatımız kaç yıllık? Çok büyük bir soru aslında. Yani şu an yatırım yapmak istiyorsunuz. Çatınız belki 15 yıllık. 15 yıllık bir çatının üzerine siz GES koyacaksınız. Ve bu GES'i 25 yıl daha çatınızda tutmak isteyeceksiniz. Yani bu durumda ne yapmış oluyor? 40 yıla gelmiş oluyoruz. Şimdi 2 ve 3 bu üst kaplama 0.4, 0.5 saç. 40 yıl sonra bu sacın dayanımı aynı mı kalacak? Veya şu an testi yapmış olduğunuz kaplama aynı mı? Değil mi? Bunu açıkçası çok detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Bunu böyle söylemek çok zor. Yani bu tamamen hesap kitap işi. Yani ben X firmadan bir sistem aldım, bunu buraya uygulayacağım diyemezsiniz. Görüyoruz maalesef. Diyor şirketler bunu. Bu açıkçası hem kendilerine zarar verecek uzun vadede hem de yatırımcılarına zarar verecek. Üçüncü konu, çatımızın da testi var mı? Şimdi evet bir yere bir uygulama yapıyoruz ama uygulama yapacağımız alan hakkında yeterli bilgimiz var mı? Çatımızdaki sacın üst kaplaması çelik mi, alüminyum mu? Çok ciddi bir dayanım farkı var. Çatımızdaki sacın üst kaplama kalınlığı kaç milimetre? Şimdi burada da birçok detay var. Onu da yani bu saç kalınlığı kendi içinde işte 8 paragrafı açılabilecek bir konu. Saç kalitesi nedir mesela? ST37 mi? DX'i malzeme mi? ST52 mi? ST44 mü? Hangi malzeme kullanılmış? Et kalınlığı nedir? 0.4 mü? 0.5 mi? Veya et kalınlığından ziyade 0.4'lük bir sacın üstü galvaniz yapılıp üstüne boya mı atılmış? Bu boya kaç milim? Gibi detayları bilmeden yine doğru montaj sistemi seçimini yapmanız çok zor. Onun için bu bilgilerin hepsini almak gerekiyor. Alamıyorsanız
çalışmış olduğunuz şirkete çatıdan bir parça kesip gönderin. Onlar bunun incelemesini yapıp dayanımını test edip size doğru yöntemi söylesinler. Hangi bölgede kurulum yapılacak? Şimdi bölge derken il ve ilçeyi aslında kastediyoruz burada. Neden önemli bir konu? Şimdi İstanbul'daki bir fabrikanın çatısına kuracağınız montaj sistemiyle örnek veriyorum Adana'da kuracağınız bir montaj sistemi aynı olamaz. Yani İstanbul'da maksimum 35 dereceyi görüyoruz. Adana'da 50 dereceyi görüyoruz. Sıcaklık olarak söylüyorum biz. Şimdi 50 derecelik bir ortamda siz kalkıp aynı montaj sistemini kullanamazsınız. Çünkü 50 derecelik bir ortamda ki sadece 50 dereceyi baz almamamız gerekiyor. Güneş enerji santralleri yaz aylarında pik noktalarına geldiğinde 90 dereceye kadar sıcaklıklar söz konusu olabiliyor güneş panelinin altında. Bu 90 derecelik sıcaklık hem çatı kaplamanızı daha hızlı eskimesine neden oluyor. Aynı zamanda da doğal bir hava sirkülasyonunun oluşmamasına neden oluyor. Dolayısıyla il, ilçe, çatının eğimi gibi detaylar o kadar çok önemli kriterler ve parametreler ki yani bunu tercih ettirmeniz gereken uzman firmaya bırakmanız gerekiyor. Yoksa X firma gelip şunu da söyleyebilir. Ya benim ben Adana'da bir uygulama yapacağım. Güneş enerji santralim 50 santim havada uygula. Şimdi 50 santim havada uygulama evet bu teknik olarak mümkün. Ama 50 santimde sizin kazancınız 15 santimden daha fazla olmayacak. Fraunhofer Enstitüsü'nün bir raporu var. Sizin onu paylaşabiliriz sonra. Siz 15 santimde kaldırsanız çatı kaplamasından 30 santimde kaldırsanız en fazla üreteceği %4,5. Yani dolayısıyla siz %4,5 yakalıyorsanız zaten herhangi bir sorun yoktur bu konuyla ilgili. Çatı. Diğer bir konu, çatımız bir önceki rüzgarda hasar aldı mı? Şimdi sadece montaj sistemi de söz konusu değil burada. Şimdi siz son bir doğru montaj sistem tercihini yapmış olursunuz veya yaptığınızı düşünürsünüz. Fakat ilk rüzgarda çatı yerinden kalkabilir. Dolayısıyla o çatının hasar görüp görünmediğini veya o çatının doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını önce araştırmanız gerekiyor. Çatımızda dalgalamalar var mı? Şimdi sandviç çatılarda ve trapez çatılarda belli bir zaman sonra çatılar dalgalanmaya başlıyor, esniyor. İçindeki poliüretan malzeme yumuşamaya başlıyor. Bundan dolayı çatı üzerinde dalgalamalar söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı aslında çatının hasarlı olduğunu tespit edebiliyoruz. Ve bu hasarlı çatının hangi alana uygulama yapmamız gerektiğini de bu nedenden dolayı sonuçlandırabiliyoruz. Çatımızda çöküntüler var mı? Bunlar da yine belirti. İnce film mi, kristalin güneş paneli mi kullanılacak çatıda? Şimdi birçoğunuz neden bu bir kriter diye sorabilir kendi içinizden. İnce film panelleri kristalin paneller kadar ısınmaz. İnce film panelleri defuz ışığı daha iyi aldığı için kötü havalarda da üretir. Çok sıcak günlerde de kristalin panel kadar 90 derecelere ulaşmaz. Ulaşmadığından dolayı da zaten daha iyi bir üretim sağlar. Kaplamasında vida dayanım testi yapıldı mı? Şimdi bir endüstriyel yapıya karşınıza çıktı ve örnek veriyorum uygulama yöntemini belirlemeniz gerekiyor. Yani çatıdan numune mi alındı veya çatıya herhangi bir vida bağladınız mı bu vidanın çekme dayanım testlerini yaptınız mı gibi sorular da ortaya çıkabiliyor. Tabii ben buraya 20. Yani 20 tane kriterin hepsi, 20 tane sorunun hepsi cevaplandıktan sonra nokta atışı doğru montaj sistemi tercihine ulaşabiliyorsunuz. Güneş panel yerleşiminizin yatay mı dikey mi olacak? Bu da yine montaj sistemini belirliyor. Çünkü her montaj sistemini istediğiniz gibi istediğiniz şekilde uygulayamıyorsunuz. Çift kat da atmanız gerekebilir ayarları veya hat ve dik yönde de atmanız gerekebilir. Dolayısıyla açıkçası şunu söylemek istiyorum. Şu an bu konuyu bayağı bir ele aldım. Uzatabilirim, uzatmak istemiyorum. Burası 20 kriterden oluşan ve bu 20 kriterin tam olduktan sonra doğru sisteme yönlenecek bir kısım açıkçası. Onun için
çalıştığınız şirketlerden bu bilgileri talep etmeseler bile ulaştırın ve bunun karşılığında nasıl bir sonuç alındı incelemenizi açıkçası öneriyorum. Bu çatılarda nasıl bir test yapılıyor? Burada şu an beton aşığın bir testi yapılıyor mesela. Bir prefabrik çatı ve bu prefabrik çatıya saplamalı bir uygulama yapılacak. Bu saplama bir noktadan ne kadar iyi tutuyor, kaç kiloyla geliyor? Bu test ediliyor ve edilmesi de gerekiyor açıkçası. Bu testler in-house da yapılabilir, yerinde de yapılabilir. Tamamıyla size kalmış bir konu. Bu bir test cihazı. Şurada saplamanın kaç tonla geldiğini gösteriyorum mesela. Onun sayesinde de hesabı sonuçlandırabiliyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi terapez ve sandviç çatılarda kullanılabilen ürünler. Yani şurada elimizde başka görsel olmadığı için maalesef kendi ürünümüzü koyduk. Yoksa reklam amaçlı yapmak istemiyordum bunu. Burada birçok ürün söz konusu ve bunun gerçekten her birinin kullanım alanı farklı burada. Biz müşterilerimize her zaman en ekonomiyi öneriyoruz. Genel sektörel olarak da bu şekilde olması gerekiyor. Ama tabii bunun içinde çok yanlış şeyler de teklif edildiğini görüyoruz. Onun için yani seçim çok, onu demek istiyorum. Tercih çok ve doğru tercihe ulaşmak için uzmanla çalışmanız gerekiyor. Ve az önce belirtmiş olduğum soruları da sormanız gerekiyor. Aşıklara uygulama yapılan bir sistem. Bu en stabil, en garanti çözümlerden bir tanesini açıkçası. Birçok eski fabrikada, yani fabrika yapısı 10 yılı geçmişse zaten bu yönteme dönmez zorundasınız. Başka yöntemle zaten uygulama yapılması doğru değil. Yani 10 yıllık bir çatıya az önce bir örnek verdim. 40 yıl daha orada güneş enerji santralinin durması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle saplamalı yöntemlerle çatıya uygulama yapılması gerekiyor. Tabii burada birçok yine fabrika, yani kaplama haricinde yapı farkı da karşımıza çıkıyor bizim. İşte çelik arme binalar çıkabiliyor, beton arme binalar çıkabiliyor veya ahşap yapıların aşıkları oluşan binalar çıkabiliyor. Bunların hepsinin uygulama alanı açıkçası farklı. Şurada bir örnek görüyorsunuz. Bu örnek mesela yine aşıkları yapılan uygulama. Yani bunlar çok uzun vadeli planlar için yapılan sistemler ve gerçekten sağlam sistemler. Çatı kaplamanız yeniyse tabii ki diğer sistemleri de kullanabilirsiniz. Ama çatı kaplamanız eski ve kötü bir markaysa aşağı inme durumunda kalırsınız ve onun için bunları kullanmalısınız. Burada kullanılan saplama detayları, örnekleri, yani bir detay görüyorsunuz şu an. Özel çelik paslanmaz saplamalarla aşıkları aşağı iniyorsunuz. Tepelerinde bir semer veya contalar var bunların. Bunların sayesinde suyun aşağı sızmasını engelliyoruz. Burada da tabii ki farklı farklı tipler var yani. Şöyle diyeyim. Biz mesela çok sık karşı karşıya geliyoruz. Uygulamayı kolay mı yapmak istiyorsunuz? Uygulamayı zor mu yapmak istiyorsunuz? Veya uygulama esnasında çok mu vakit kaybetmek istiyorsunuz? Fiyat oranında onunla alakalı açıkçası. Burada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi çok profesyonel ürünler. Bunları alın direkt çatınıza herhangi bir kimyasal gübre vesaire kullanmadan uygulayabilirsiniz. Ama tabii ülkemizde fiyat politikası çok ön planda tutulduğu için bu ürünler hep kullanılamayabiliyor. Normal saplama ticileriyle de uygulama yapılabiliyor. Aynı garanti kapsamı altında ama tabii ki sahadaki kontrol mekanizması çok daha iyi çalışması. Yani kontrol mekanizmasına şu ürünü gösterdiğiniz zaman bunu tercih edecektir. Çünkü bu ürünlerde çok fazla kontrol etmeniz gerek yok. Direkt saplamayı kullanabilirsiniz. Bunların hepsi e-tabelli ürünler. Bunu birçok yerde de temin edebiliyorsunuz bu ürünleri. Ülkemizde iyi tedarikçiler var. Bunların tedarikini sağlayabilir. Ama dediğim gibi normal saplamalarla da bu uygulamalar gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama örneğin detayı iki tip burada uygulama yapılabiliyor. Bir aşıklar uzun doğrultuda gittiğini varsayarsak had ve yönünde uygulama yapılabiliyor. Tabii bu konu, bu uygulamayı yapabilmeniz için 3 mü, 2 mi, 5 had ve nedir onu da kısaca açıklayayım. Çatının üstündeki görmüş olduğunuz çıkıntıların 1 metrede, 1 metre dese 1 metrede kaç tane varsa o baz alınır. Biz onun için 1 metrede 3, 1 metrede 4 veya 1 metrede 5 hadveli deriz. 1 metrede 5 hadveli bir çatı denk geliyorsa onda böyle bir uygulama yapabilirsiniz.
Çünkü bu uygulamayı yaparken aynı zamanda da güneş paneli üreticisinin belirtmiş olduğu bağlantı noktalarını da dikkate almamız gerekiyor. Yani siz güneş paneli istediğiniz yerden bağlayamazsınız çatıda. Bağladığınız takdirde güneş paneli üreticisi şunu söyleyebilir size. Benim montaj kılavuzumda işte dış kenardan içeri 250 milimetre payınız vardı. Onun içinden çıkmışsınız. Onun için panelinizde mikro çatlak da olsa paneliniz garanti kapsamı dışında diyebilir. Bu konularla karşı karşıya gelmemek için doğru çözümü kullanmanızı öneriyoruz. Bu bir yanlış bir uygulama. Özellikle onu da size söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi sol görselde suyun akmış olduğu oluğa uygulama yapılmış. Bu teorik olarak ve pratik olarak çok mümkün olan bir şey. Ama yanlış bir uygulama. Çünkü çatılarda dediğim gibi, en başta da özetlediğim gibi, sızdırmazlık bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Dolayısıyla sızdırmazlık anlamında oldukça temkinli ve dikkatli gitmemiz gerekiyor. Bu tarz uygulamaların hepsi hadvenin tepesinden yapılır arkadaşlar. Yani bu net. Bunun başka hiçbir açıklaması da yok. Yani ben bazı yerlerde farklı açıklamalar görüyorum. Yani bunların hepsi hikaye. Bunlara inanmayın. Çatıda bir uygulama yapılıyorsa ve bir hadve varsa, bu hadvenin tepesinden uygulama yapılır. Bu dünyanın çapında da böyle. Bu görseller, Fraunhofer Enstitü'nün raporundan alıntı görseller. Sol tarafta yanlış hatayı gösteriyor. Sağ tarafta da suyun aktığını ve aşıkların ıslandığını görüyorsunuz. Doğru uygulama budur. Doğru uygulama hadvenin tepesi. Burada da yine daha detaylı bir şekilde göstereceğim size. Uygulama yapamayacağınız, yapmamanız gereken alanlar ve uygulamayı yapmanız gereken bir alan. Suyun hadve tepesinde birikmesi çok mümkün olmayan bir konu. Çok, sadece çok şiddetli bir kar olursa orada bir birikim olur. Onun haricinde olmaz. Ama kar birikimi orada olmuş olsa bile eridiğinde su olundan akıp gider bu. Onun için X çarpılı alanlara uygulama yaptırmıyorsunuz, yaptırmıyoruz. Bu uzun vadede büyük bir sorunu teşkil edeceği ve sorunları birlikte kendine getireceği tartışılmaz. Tecrübeyle sabittim. Kesinlikle bunların yapılmaması gerekiyor. Bunu geçiyorum. Uygulama yöntemleri. Şimdi özellikle bu vidayı şimdi vurgulayacağım. Evet, bir sandviç veya trapezi çatıdayız. Denk geldi. Çatımız yeni. Gayet de sağlıklı ve üst kaplamasını uygulama yapacağız. İstanbul'da örnek veriyorum. Onun için mini şu an kullandım. Çok yüksek bir profile de ihtiyacım oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz vida çok kaliteli bir vida ama akıllı bir vida. Şimdi akıllı vida güneş enerji santrallerinde üst kaplamada, çatının üst kaplamasında kullanılmıyor. Bu artık çok çok geç olmuş oluyor. İşin doğrusu sivri uçlu vida. Bu sivri uçlu vidanın da birçok farklı markası, modeli var. Uygunu, pahalısı var. Biz burada paslanmaz olmasına dikkat ediyoruz ve sivri uçlu olmasına dikkat ediyoruz açıkçası. Ve vidanın bu şekilde olması yönünde çok ciddi tecrübeler de ettik. Onun için siz de uygulamalarınızda üst kaplamayla uygulama yaptıracaksanız kesinlikle bir sivri uçlu vidayla uygulama yapmanız gerekiyor. Şimdi burada parça profile geleceğim. Konuyu değineceğim. Son zamanlarda çok bu konu hakkında soru geliyor. İşte parça profil iyi değil, parça profil işte malzemeden çalınmış gibi gibi gibi. Yok, öyle bir şey yok. Onlar da hikaye maalesef. Sizin parça profil kullanacağınız yer farklı. Boy profil kullanacağınız yer farklı ve aşıklara ineceğiniz durum farklı. Hatta ben bunu savunuyorum. Parça profil kullandığınız yerde çok daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşuyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi parça parça profillerin üzerine güneş paneli koyduğunuz zaman aralarından havanın esmesi daha
mümkün. Boy profili kullandığınız zaman engellemiş oluyorsunuz. Ama tabii yatırımcı tarafından yok çok malzeme kullanılsın, boy profil kullanılsın. Hatta bazı yerlerde şunu görüyorum, 10 metrelik boy profil atılıyor. Genleşmeye falan hiç bakılmıyor. Yani 10 metrelik alüminyum profil 1 santim genleşiyor. Bu çatıda 1 santim genleşmek demek o attığınız vidaların hepsi zamanla yerlerinde gevşemesi ve oralardan su alması demek. Biz ikisini de savunuyoruz. Yani hepsinin kullanım alanı farklı. Onun için her türlü de ürünü de geliştirdik. Piyasada da bunu savunuyoruz. Parça profili az önce sormuş olduğum, özetlemiş olduğum soruların hepsinin yanıtı geldikten sonra bu sistemi kullanıp kullanmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz size. Şimdi parça profil kullanıldığı zaman tabii birçok farklı konuyu kendisiyle birlikte getiriyor. Bir tane farklı parça profil elinizde olması yeterli değil. Yani biz 4 farklı yükseklik mesela sunuyoruz müşterilerimize. Çünkü dediğim gibi en soldaki birinci görseldekini İstanbul'a uygulayabilirsiniz. Bunda herhangi bir hava sirkülasyonu, sıcaklıkta sorun yaşamazsınız. Ama o birinci profili siz kalkıp Antep'te kullanamazsınız. Adana'da kullanamazsınız. Orada 85'liye gitmeniz gerekiyor. Ha, 200'e de gitmenize gerekiyor. 85 tamamıyla yeterli. Çünkü 3,5 santim Advent'in tepesinden alt kısma kadar var. 8,5 santimlik bir profil kullandığınız zaman 11-12 santimlere gelmiş oluyorsunuz. Bir de sizin güneş panelinin dolu bir panel değil. İçinde de bir 3 santim var. 15-16 santimlere gelmiş oluyorsunuz. Bu tamamen yeterli bir miktar aslında. Profil seçeneği anlamında bunu size sunmak istedim. Bunun haricinde parça profil kullanıyorsanız veya montaj sistemi kullanacaksanız en önemli dikkat edilmesi gereken konu bu profillerin kanadında bu deliklerin olması. Şimdi bu delikleri neden bu kadar önemli? Şundan dolayı bu kadar önemli. Şimdi bu bir örnek. Neden bu örneği gösterdiğimi de size açıklayayım. Bu yine farklı bir sistem. Boy profil sistemi. Ama bu da delikler önden delinmiş. Şimdi bu delikler önden delinmemiş olsaydı siz o vidanın çatı kaplamasını tutup tutmadığını anlayamazdınız. En önemli kriterlerden bir tanesi. Delik olduğundan dolayı aparatlarda, işte kanatlarda siz vidayı sıktığınız zaman vida çatı kaplamasına tutmuyorsa boş döner orada. Şu görselde de onu göreceksiniz şimdi. Haftasık oraya. Attı. Görselde görmüş olduğunuz gibi şu an sağ taraftaki vida attı. Atmasının sebebi de çatı kaplamasının ilgili değerde olmamasından kaynaklı. Bunu tabii ki tespit etmenin iki yöntemi var. Ya önden test yaparsınız veya uygulama esnasında. Bu test esnasında bu tarz sorunlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman uygulama yöntemini değiştirebilirsiniz. Saplamayla aşağı inebilirsiniz veya perçin uygulaması yapabilirsiniz. Perçin uygulamasına da kısaca şunu söylemek istiyorum. Perçin uygulama, contalı perçinlerle uygulama yapabilirsiniz ama perçin uygulaması çok zor bir uygulama. Perçini uygulayabilmeniz için önden deliği açmanız gerekiyor. Deldikten sonra çapakları temizlemeniz gerekiyor. Ondan sonra bu profili koyabilirsiniz. Dolayısıyla perçin uygulama yaptırıyorsanız bunun kontrol mekanizması çok daha farklı. Şimdi şurada yine uygulama sistemin detaylarını göstereceğim size. Bu atmayan bir çatıdaki bir örnek. Ve deliklerine montaj yapılan sistem aparatları sayesinde tam olarak oturuyor çatıya. Yani bu çatıda herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Tabii bunların daha sonradan hepsinin testleri vesaire de yapılması gerekiyor. Yani şimdi dediğim gibi her çatı kaplamasının üst sacının kalınlığını bilmeniz mümkün değil. Elinizde katalog data sheet varsa evet oradan öğrenebiliriz. Ama o bile yanıltabilir çünkü çatı kaç yıllık. Yani bu üst sacılar belli bir zaman sonra yıpranıyor ve yıprandıktan sonra değerlerini kaybedebiliyorlar açıkçası. Onun için uygulama esnasında projenizde
bu testleri ya yerinde yapacaksınız, ilgili bununla ilgili çok iyi cihazlar var test yapılıyor. Biz şu an bu testleri mesela daha mekanik yapıyoruz eski yöntemlerle. Yeni yöntemleri de var bunların, daha güzel aparatlar. Az önce videolarda da gösterdim size. O şekilde de yapabilirsiniz, bu şekilde de yapabilirsiniz. Önemli. Bu yanlış oldu. Bu da değil. Şu videoyu kısaca, şuradaki çekme değerlerini görmenizi isteyeceğim. İki tane vidanın buradaki çekme değeri 180-200 kilolara kadar çıkıyor. Ondan sonra yerinden bırakabiliyor kendisini. Tabii bunun statik hesaplarını da yaparken buradaki en düşük değerlere göre yapılıyor. Bir vidanın 50-60 kilo da çıkacağını varsayıyorsunuz. Emniyet katsayılarını alıyorsunuz. Ama dediğim gibi test sonucunda her şey ortaya çıkıyor. Tabii başka testler de yapılması gerekiyor. Yani sadece şu an çekmeye baktık da şu an mesela gizli vidalı bir çatı. Bunda çok mekanik bir test. Kayma testi mesela. Bunlar çatının üzerinde yaşanan konular. Ve bunun sonucunu bilmiyorsanız veya bunun sonucunu size ilgili şirket sunamıyorsa o zaman hesapsız kitapsız bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Ve hesapsız kitapsız sistemlerin sonucu da belli. Burada yine bir test örneği göstereceğim size. Gizli vidalı bir çatı mesela. Burada hesap 125 kilo baz alınıyor. Fakat 200-300 kilolarda çatı kaplamasından çıkmadığını görüyorsunuz. Yani başarılı bir test. Ürün başarılı bir test. Onun için bu test sonucunda bunları görebiliyorsunuz. Çalıştığınız şirkette bu detaylara dikkat edin. Aksi takdirde alacağınız ürünün hesabı kitabı olmaz. Hesabı kitabı olmadığı için ileride sigorta şirketlerine dönüş yapamazsınız. Çünkü birçok sigorta şirketi de artık ilgili uzman firmalarla çalışmaya başladılar. İnceleme raporları oluşturuyorlar. Bu inceleme raporunda neden kaynaklı olduğu çıkıyor. Çatınıza bir güneş enerji santrali hasar görmüşse ve bunun hesabı kitabı düzgün yapılmadığından ortaya çıkarsa bu konu dava açıla açıla gider yani. Siz davayı aldığınız montaj sistem firmasına açarsınız. O işte ilgili statik ofis bürosuna açar bu davayı. Öyle alta doğru gider. Sonuç itibariyle aradan uzun bir zaman geçtiği halde bile bir sonuca ulaşmanız mümkün olmaz. Bu Türkiye'de birçok yerde duyuldu ve görüldü. Onun için kurumsal denenmiş, bilinmiş ürünlerle ilerlemeniz daha doğrusu. Buna kısaca EPDM band. Bu EPDM band nerede kullanılıyor? Bu EPDM band bu profillerin altında kullanılıyor. Neden vurgulamak istedim bu konuyu? Bu EPDM band konusunu. Çünkü piyasada bir sürü EPDM band var. Yani herkes bir EPDM band bulmuş, bir şekilde kullanıyor. Gerçek bir EPDM bandını söz ettim. Gerçek bir EPDM bandı sünger değildir. Bunun bir sertlik derecesi vardır, bir şor anlamında. Ve bu sertlik derecesi suyun içine sızmayacak şekilde fakat malzemenin de çok fazla sert olmayacağı bir değer. Doğru bir değerde kullanılan EPDM conta sayesinde suyun aşağıya sızması uygulamada doğru yapıldığı takdirde mümkün değil. Biz un fabrikasına kurduk 2014 yılında. En son 2 ay önce görüştüm fabrika sahibiyle. Herhangi bir sorun olmadığını, kendilerinde şaşkın olduğunu, ilk yorumlarında böyle olmayacağını düşündükleri çünkü. Ama dediğim gibi doğru materyalleri kullanmanız sizi burada doğru bir adıma ilerletecek. Tabii siz doğru vidayı kullanabilirsiniz, doğru contayı kullanabilirsiniz, doğru profili kullanabilirsiniz ama vidayı doğru sıkamadığınız sürece bunların yine bir etkisi çok az olacak ve yine soruna karşı karşıya geleceksiniz. Şimdi üst kaplama uygulama yapıyorsak vidayı doğru sıkmamız gerekiyor. Vidayı doğru sıkmamızın da bir yöntemi var. Bununla ilgili doğru makineyi de kullanmanız gerekiyor. Her makineyle bu vidayı sıkmanız durumunda doğru bir sonuç almayacaksınızdır. Yani bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Bu bir parça profil uygulaması. Dediğim gibi bunu geçiyorum. Diğer konu yandan bağlamalı sistemler. Yandan da bağlayabilirsiniz, tepesinden de bağlayabilirsiniz. Bunların hepsinin testi yapılmışsa herhangi bir sorun yoktur. Yani biz her iki sistemi de sunuyoruz müşterilerimize. Her iki sistemi de 12 yıl garanti veriyoruz. Onun için bunun çok bir özelliği yok. Bu tamamen hesap kitap işi. Yan taraftan evet çekme mukavemeti bir tık daha dayanıklı olabiliyor tepe
den bağladığınıza göre. Ama yan taraftan bağladığınız zaman da bir risk kendisiyle getiriyor. Soluna daha yakın olmuş oluyorsunuz. Sızdırmazlık anlamında bir tık da risk oluşturuyor. Yani her iki sisteminde artısı eksisi var. Bunları iyi değerlendirip sunmak gerekiyor. Bir diğer konu tam boy profillerde, özellikle çatılarda çok görüyorum şu an. Herkes tam boy profil kullanıyor. Fakat profillerin kanadından delik açıyorlar. Bu deliği açtıktan sonra da uygulamayı yapıyorlar. O yanlış bir uygulama. Doğru uygulama aparatlar kullanmak, bu aparatların üzerinde delik olması ve o deliklerle uygulamayı yapmak. Yine sivri uçlu vidayı kullanmak burada. Dediğim gibi konumuz oldukça fazla olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü sürem de benim dolmaya başladı. Panelsan gizli vida. Reklam yapmak istemiyorum ama mesela örnek olarak burada sunuyorum. Panelsan'ın bir gizli vidalı çatısı. Sulara çok uyumlu. Böyle bu tip çatılarda özel kenetli sistemler geliştirildi ve bu kenetli sistemlerle çatınızı delmeden bu sandviç panelleri uygulama yaparak az önce görmüş olduğunuz değerleri de gördünüz. Yani bir aparat 300 kilo çekiyor. Ciddi oranlar yani bunların hepsi. 300 kilo bir aparatta. Çünkü siz bu aparatı her bir metrede atıyorsunuz. Ve her panelin altına iki tane atıyorsunuz buradan. Yani çok ciddi oranlar yakalanıyor burada bu şekilde. Resim tam detaylı bir şekilde gösteriyor zaten. Bunların bir daha çıkması çok mümkün değil. Çatınızı delmiyorsunuz. Çok pratik uygulamalar. Böyle bir imkanınız varsa çatınızı yenileyeceksiniz. Bu tip çatılara dönmeniz avantajlı. Bu yine başka markanın bir ürünü. 5 adveli bir çatıda daha kısa bir aparatlarla bunu uygulamasını yapabiliyorsunuz. Bunlar aynı şekilde sağlam. Bunların da garantisi sağlanıyor. Bunlar kötü sistemler değil. Hepsi güneş enerji sistem şeyinde uygulama tekniğinde var bunların hepsi. Önemli olan bunların testlerine bakmamız. Yani bu aparat ne kadar da çıkıyor? Bu aparat genleşme olduğu zaman nasıl bir reaksiyon sağlıyor? Gibi gibi bu detaylara bakmak gerekiyor. O durumlarda da bunu da kullanabilirsiniz. Yani birçok insan yok kullanamazsın, burada çok az malzeme var vesaire anlatıyor. Yok hikaye yani onlar. Biz onları tecrübe ediyoruz yani bu sistemleri. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Doğru hesabı yapıldıktan sonra arkadaşlar sistemlerin hepsi kullanılabilen sistemler. Kenet çatı, kenette biliyorsunuz iki sacın düz çatı üzerinde birleştirilen bir yapısı var. Burada da yine sıkıştırma mantığı kullanılıyor. Burada da çok sık şu soruyla karşı karşıya geliyorum. Ya bu sistemi işte 20 santim havaya kaldırabilir misiniz? Kaldırabilirsiniz. Teorik olarak bunların hepsi mümkün. Biz mesela bunları sunuyoruz da fakat ben şu an görselde size göstermiş olduğum gibi her bir metrede biz bağlantıyı sağlıyoruz burada. Siz bunu şimdi 20 santim havaya kaldırdığınız zaman o bağlantıyı her 50 santime düşürmeniz gerekiyor. Her 50 santime düşürdüğünüz zaman da maliyet artıyor. Bu maliyet artışı size en başta özetlediğim gibi yılda %4,5 getireceğine %4,8 getirecek. Yani 10 santimden siz bunu 20 santime kaldırmanız size %10 daha fazla verim kazandırmayacak. Dolayısıyla sistemi riske atmanın rüzgar yükünü de gördük. Onu da işledik az önce. Ne kadar etkili olduğunu da gördük. Bu sistemi çok havaya kaldırmanın bir anlamı yok açıkçası. Tabii isteniyorsa bu yapılabilir. Ama hepsi maliyet faktörü. Kenet çatılarda da bu tarz sistemler kullanılıyor. Onu özetlemek istedim. Burada da çatıyı delmiyoruz. Özel bağlantı aparatlarıyla sıkıştırıyoruz. Bunlar da tamamıyla hesap kitabı yapılıyor. Burada bir kenet aparatı var. Üzerinde bir bağlantı aparatı. Üstünde de ray var burada. Bu bir uygulanmış hali. Kenet çatının uygulanmış hali. Yatırımcısına hayırlı olsun. Diğer bir konu kremit çatı. ESL tiplerde çok görüyoruz bu kremit uygulamalarını. Bu da çok hafife alınan bir konu. Evet çok büyük projeler değil. Ama hafife de alınması gerekecek kadar basit değil. Yani emin olun. Yani biz genel olarak şunu söylüyoruz. Bir montaj sisteminde sattığınız zaman onu bir daha yapacak kadar, oraya bir daha gidecek kadar fazla para kazanmıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu işi ilk yaptığınızda 4-4 yapmanız lazım. Sunmuş olduğunuz bileşenler de ona göre doğru olması gerekiyor. Şimdi birçok çatı kancası var. Ben size bir kanca gösteriyorum burada şu an. Şimdi bu normal kullanılan sektörel kancalar bunlar. Evet, Türkiye'de çok fazla kar bölgesi yok olmadığı için siz kar bölgesi olmayan bir yerde böyle bir kancayı kullanmanız, üstteki kancayı özellikle kullanmanız çok teorik olarak mümkün. Belki kremitinizi kırmayabilir. Ama bir noktaya kar yağıyorsa veya rüzgardan dolayı basınç oluşabiliyorsa orada sizin kullanacağınız kanca bir
mühendislik şirketi tarafından oluşturulmuş bir kanca olması lazım. Üste görmüş olduğunuz kanca, üste yük geldiği zaman kremiti kırabilir. Bu kanca da tam tersi, üstten gelen yükü arka tarafının kalkmasıyla birlikte absorbe eder. Yani kremiti kırmaz bu kanca tipleri. Ha tabii ikisinin maliyet farkı oransı çok ciddi. Yani birisi örnek vereyim 4 dolarsa diğer kanca 8 dolar ama yani siz kaç tane kullanıyorsunuz bir evsel yapıda? 30 tane mi? Yani 30 tane kancada 120 dolar için, 150 dolar için yatırımcıyı üzmek veya kendi yapmış olduğunuz işe bir daha gitmek. Yani bir kere gitme zorunda kalsanız zaten o parayı harcarsınız yolda. Yani dolayısıyla baştan doğru önüne işe başlamak gerekiyor. Bizim size önerdiğimiz bu ürün, siz diğer ürünü de kullanabilirsiniz doğru bölgede ama alttaki ürünü kullanamazsınız. Yanlış bir ürün. Sağ altta görmüş olduğunuz bu 2-3 milimetre sacdan bükülmüş bir çamaşır teli gibi bir şey yani. Çamaşır asabilirsiniz bunu. Devam ediyorum. Isoplate, shingle çatılarda yine küçük evsel çatılarda kullanılan bir ürün. Şimdi biz isoplate diyoruz. Kusura bakmayın. Reklam oluyor yine. Ama elimizdeki görseller bunlar. Başkalarının da görsellerini kullanamıyoruz. Onun için bu üründen gidiyorum. Shingle çatılarda da yine sızdırmazlık çok önemli. Burada bir plakayla shingle levhalarını havaya kaldırıp onların altına bir plakayı yerleştiriyorsunuz ve bir saplamayla alttaki aşıklara iniyorsunuz. Aşık ahşap olabilir, aşık çelik olabilir veya beton olabilir. İlgili doğru saplamayla eğitimin orta kısımlarında da size özetlemiş olduğum gibi kullanarak şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz onu da. Evsel çatılarda, küçük projelerde çok görülüyor. Shingle'ın kendi içinde de çok farklı metotları ve yöntemleri var. Oraya inmeyeceğim şu an. Zamanımız şu an daralmaya başladı. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tasarım öncesi çatı hakkında ilgili bilgilerin alınması, bina statinin kontrol ettirilmesi, yerleşim planının oluşturulması, güneş panelini nasıl yerleştireceğiz diye. Rüzgar yüklerinde dayanımlı montaj sisteminin seçimi, yerleşim planında yerleşme sınırlarının dikkate alınması, sızdırmazlık konusunda ilgili tedbirlerin alınması, trapez ve sandalye çatılarda yatay yerleşim tercihi düşük maliyet olabilir. Bu yine teknik detay konu. Uygulama sonrası tork değerlerinin kontrol edilmesi, güneş panel kablolarının konstrüksiyona kelepçelenmesi, uygulama dokümantasyonu hazırlanması. Şu an ben size 50 tane başlıktan 10 tanesini açıkladım. Dediğim gibi bunların hepsini aklınızda tutmanız mümkün değil. Sunumu size paylaşabiliriz. Daha detaylı bilgileri de size aktarabiliriz bununla ilgili. Günderle ilgili bununla çok ciddi çalışmalarımız da var zaten. Ve bu konuda Günder çok önem verdiği için güneş enerjisi çatı uygulamalarının doğru yapılması için bu bilgilerin hepsi açık bilgiler. Seve seve hepsini herkese paylaşabiliriz. Görmek istemediğimiz manzaralar ve görmek istemediğimiz görseller bunlar. Görüyoruz, üzülüyoruz. Bu güneş enerji sektörü adına tabii ki iyi olmayacak, olmuyor da. Biz bunları bu şekilde olmaması için, bunların yaşanmaması için elimizden geldiği kadar destek ve tecrübemizi sağlamaya çalışacağız. Hiçbirimiz bir santrali iki kere yapacak kadar çok kazanmıyoruz. O kadar değil. Onun için doğru ürün tercihini iyi bir şekilde yapmanızı gönülden diliyorum.